Evlenme teklifini hanginiz etti? Ben. Nasıl etti? Klişeleri hiç sevmez tamam. Eşim. Ben de eşim çocuk gelişimi öğretmeni olduğu için ve kendisinin de böyle çok güzel çocuk kitapları koleksiyonu var. Eşime bizim hikayemizi isimleri değiştirerek falan bir çocuk kitabı yazdım. 60 sayfa. Sen yazdın? Evet. Çok güzel. Ya gerçekten ben prensesim, babaannem kraliçe. Çocuk baban niye de tavlamaya çalışıyor? Mecbur ne yapsın? Kraliçe yapmış, mecbur. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi harikulade bir kalabalıkla. Alkışlarla başlıyor! Hey yavrum hey! Bugün harikulade bir çift ağırlıyoruz. Daha önce de ilişki testine gelmişlerdi, seyirciler arasındalardı. Sevgili Benan, sevgili Onur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bir tane daha konuğumuz var. Philips. Philips Latteco 5400 tam otomatik espresso makinesi. Hoş geldin şekerim. Kahve de yapmışız. Hadi çek. Ben de içerim. Bana da versene bir adam. Ben de içeyim. Bizi niye böyle 6 metre ayırdınız? Çok uzak oturuyorum ben şu an. Ben orangutan gibiyim. Ulaşamadım kadına. Allah'tan Philips Latteco var da. Mesut Süreyle doğrudan satış. Kaç senelik bir ilişki sevgili Onur? 7 senelik bir ilişki yaklaşık. Harikulade. Nerede tanıştınız babacığım? Eşim anlatsın bunu. Tabii. Biz görücü usulü tanıştık. Görücü usulü? Evet. Yani aslında bana sorarsanız eski usul bir görücü usulü ama belki günümüz için biraz modernize olmuş olabilir. Benim evlenmeyi hiç düşünmediğim bir dönemde aile üyelerimizin katakulliye getirmesi sonucunda biz tanıştık. Bayram günüydü. Annesi, babası ve eşim bize akşam oturmaya geldiler. Ben bize geleceklerini 15 dakika önce öğrendim. Öyle mi? Ve dediler ki sana... Dur bir dakika. Geliyorum. Sen biliyor muydun? Ben biliyordum tabii. Hah. Birine ama ben de bir şey söyleyeyim bu tabii. Arada. Ben de katakulliye getirildiğimi düşünüyordum. Çünkü şöyle, ben birisiyle görüşeceğimi biliyorum. Ben diyorum ki hani telefonunu falan verin. Ben gideyim dışarıda görüşeyim. Biz eve falan davet edilince dedim ne oluyoruz? Hani ben mi acaba katakulliye getiriliyorum diye düşündüm. Direkt eve gittiniz. Direkt eve gittik. Evet. Siz de? Ben ama çiçek falan yok yani. Falan evlenmeyi vesaire. Tamam. Dedim ki eve gelsinler o zaman. Yani hani geliyorsa eve gelsin. Öyle evde tanışalım diye annesi babası kendisi öyle geldiler. Bu tanışma ama. Ve bayram günü benim babaannem falan var böyle aile büyükleri falan var o sırada. Gayet güzel oturduk böyle salonda. Hoş geldiniz vesaire. Kim söyledi o sırada bilmiyorum ama gençler tanışsınlar bir yan odaya geçsinler dediler. Bu 2500 yılı bu. Biz o odaya girmek için 6 ay uğraşıyoruz güzel kardeşim. Odada yalnız mı oturdunuz? Evet. Kaç saat? 3 saat olmuştur oldu, belki saat daha oldu. Fazla. 3 yani. Saat. 3 evet. Saat kadar oturdum. Yakınlaşma oldu mu? Yok. Ya evde başka insanlar da var tabii. Ama odadasınız. Dışarıda onlar. Evet de yani. Tabii yok. Arada çay may geliyor. Çay geliyor yani. Falan hani. O çay değildir. Kontrol amaçlıdır. İşte. Herkes giyinik mi diye bakıyorlardır yani. Tabii. Çay bahanesiyle. Tamam. O konuşun konuşun. Yani... Hocam ne hissettin? İlk defa sizin ilk tecrübeniz mi? Yoksa i̇lk daha önce böyle odalara yok. Girildim hep. Yok ben birde bir. Birde bir. Ben de gireceğim odaya. Ben de evlenemedim 42'me kadar. Bana oda bulun lan. Ona bir oda ver baba. Bu o değil galiba. Evet. Benim de ilk ya. Ben zaten hiç böyle şeyleri hiç istemeyen de bir insanım. Bir de ben... Birbirinizin fotoğrafını gördünüz mü önceden? Ben görmedim. Sen gördün. Sen kızı beğendin gittin. Tabii ben çok beğendim. Çok güzel kız oğlum. Ben yani... ismini dahi bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ve diyorum ki... Seninle tanışmak isteyenler var. Hani ailem söylüyor böyle. Sakın benim telefon numaramı vermeyin. Sosyal medyamı falan vermeyin. Ben istemiyorum. Ben evlenmek istemiyorum. Siz beni niye evlendirmiştiniz? Yaşı kaçtı senin bu olaylar olduğunda? 25. Küçükmüşün de. Ya hiç evlenmeyi düşünmediğim bir dönemdi çünkü. O yüzden ama... Ne konuştunuz o gün 3 saat? Genel kendimizden bahsettik. Biraz yaptığımız işler. Onun dışında da işte bir şey dizi mı? Muhabbeti bir vesaire. Şey izleyelim, YouTube açalım falan. Yok, o sırada kendi zevklerimizi ve hayata dair beklentilerimizi anlattık aslında. Çünkü ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Hoşlandın yani. Mı bu adamdan? Konuşmaya başladığımızdan hoşlandım. Ama ilk gördüğümde beğenmedim.
Yani fiziksel olarak hiç beğenmedim ilk gördüğümde. Hayır, Sine hiç deme, gerek yok hiç demene. Tamam, beğenmedim de geç. Mesut Bey bokuma benziyordu açıkçası falan. Biraz daha yani sakin kalmalıyız buralarda. Peki. Mis gibi de adam, neyini beğenmedin yani? O zaman beğenmemiştim. Ne vardı o zaman? Yumrusu var kafasında. Saçım uzundu abi. Saçım mı uzundu? Saçım teşekkür uzundu. Ediyorum gerçekten yüzüme yüzüme. Ama hayır. Ya bak Mesut Bey bokuma o zaman benziyordum, saçım uzundu. Sakalım da vardı abi. Yetti artık. Bu kız asıl beni beğenmemiş. Ya o zaman beğenmedim ama odaya geçip konuşmaya başlayınca yani çok beğendim. 3 saat oturdunuz. Evet. Oturduk. Çıktınız evden. Ne dedin annene babana? Olumlu dedim yani, görüşürüz. Olumlu mu? Olumlu. Öyle yapmış babasına. Olacak gibi. Sen ne dedin? Bana dedim soru sormayın birkaç ay. Ben bir görüşeyim size, sonra bir bilgi veririm. İyi demişsin. Yani soru sormayın. Önce bir beni rahat bırakın. Belki olmayacak. Olmazsa ben size söylerim dedim. Sonra dışarıda mı görüştünüz ikinciye? Sonra ertesi gün dışarıda. Hemen ertesi gün? Hemen ertesi gün. Hele nereye gittiniz? Yemek falan yedik. O gün öpüşüldü mü? Yok. Bizim onlar çok daha sonra oldu. Öyle mi? Tabii ondan sonra araya mesafe girdi. Bir uzak mesafe oldu yaklaşık bir 3 ay kadar. Kim nereye gitti? Ben Burcu'daydım. O İstanbul'a geldi. Neden geldin hocam? Ben İstanbul'da çalışıyordum. Tamam. O yüzden geldim. Yani izin bayram arası. Kaç kere görüp geldin hanımı? 3. 3 kez görüştünüz, İstanbul'a geldin. Zordur. Evet. Sonra 3 ay? Sonra 3 ay telefonla falan. Niye gitmedin hiç? Sen gelmedin. Sonra ben geldim işte. Ben 3 ay sonra geldim. Hayır, 3 ay içinde. Ya ben Burcu'daydım. Ailemle birlikteydim zaten. Sen niye gitmedin? Bunun bir açıklaması yok sanıyorum. Biz o istemedim. Şu kadar sevmedim Mesut Bey. Niye 3 ay? Çünkü çok uzun değil mi? 3 kere görmüşsün. Madem çok sevdin gitsene Burdur'a. Arada bir hafta sonu. İşte orada izin... hakkı vesaire. Hangi izin lan? Tabii uzaktan çalışma da yok şimdiki gibi. Kaç gün çalışıyordun? 5 gün değil mi? 5 evet. Yani hafta sonu. 2 günüm var. 2 günüm var. Oğlum beni niye tekrar ediyorsun? Gitmedim yani. Beni onaylıyor sürekli. 2 günüm var. Gittim mi gitmedim. Bir de diyor ki çalışma. Yer miyim lan ben bunları? Gitmemişsin işte. 3 ay tam 12 hafta sonu 24 günün varmış. 1 gün bile gitmemişsin. O 3 aydan sonra ben gittim. Bence bu arada her şey için senin de gelmen lazım ama toplum moplum hadi tamam. Ailesiyle yaşıyor. Senin gitmen gerekmiyor muydu? 3 ay. Ne yaptın hafta sonları burada? Güzel sormuyor muyum soruları ben şu anda? Ne yaptın? 12 hafta sonra ne yaptın bunu okuyayım İstanbul'da? Hanım Burdur'da. Evet. Ne yaptın burada? Klap. Yok ben de... Yok hep seks. Seks. Hayır. Madem evleneceğim son seksler Mesut Bey. Aha bu herif ne kadar seks yapmış burada? 3 ay ne yaptın hafta sonları? Bana bir anlat. Başka bir şey konuşursam şerefsiz. Hadi bakalım. Niye gitmedin aslanım sen Burdur'a? Ne dedi mesela? Sen gel demedin mi? Ya ben dedim hani gelebilirsin hani görüşebiliriz falan dedi? Dedim. Ama o da şey ya işte ailem falan var. Ben sürekli sık sık Burdur'a gelip gitmiyorum. Yani normalde... Ailen nerede senin hocam? Onlar da Burdur'dalar. Sen ailen falan var Burdur'a gelmiyor mu dedin? Çok sık gelip gitmiyorum. Babamı anamı görürüm şimdi canım çok sıkılır. Aranız mı bozuktu? Yok. Hocam senin yalanların da berbat. Ailem var gelemem diyor Burdur'da. Sen Burdur'a niye gitmedin? Bu bölüm böyle yayınlayayım ben. Burdur'a niye gitmemiş? Burdur'da çok rahat edemeyiz diye. Yani İstanbul'da buluşmak daha rahat açıkçası. Bana hep sürekli sen gel. Ya ben niye gideyim ki? Zaten 12 hafta sonunda bir de ben gittim. Aha. Yani yanına da ben geldim. Hani o yine o gelmedi. Kız var ya 10 dakikaya boşanacak ben sana söyleyeyim. Hep konuştunuz mu telefonda? Tabii hep konuştuk. Evet. Tamam. Sürekli. Özlemedin mi oğlum hiç? Efendim? Kelimeyi ilk defa duymuş. Anlayamadım. Hiç özlemedin mi diyor? Özledim tabii. Ya siktir oradan. Şu kadar inanmadım ya özlediğine. Güzel ama ben çok isterim senin gibi böyle. 3 ay gitmeyeyim o gelsin. Oh ne güzel dünya. Ne yaptın İstanbul'da 3 ay? Sonra ilk nerede öpüştünüz? Uçaktan karşıladığımda seni. Evet. Evet. Ha. Ben o 12 haftanın sonunda buraya geldim ya. Tamam. Uçakta işte indim beni karşıladı. Zahmet oldu hocam ya. Kendi gelirdi be. Atsaydın bir mevcut konum bulurdu o seni. Mevcut konum atıyor, geziyor ama Sultanahmet, Üsküdar. Yakalarsa benimdir, hadi bakalım. İlk defa geldiği için tabii karşılığını. Siktir o, çok tatlı adam. Biz o gün de çok zorlandım biliyor musunuz giderken? Hiç istemedim ya karşılamak. Ben de İstanbul'a daha önce de geldim ama hani çok böyle aile... Hangi havalimanı, Sabiha mı? Sabiha. İçeri girdin mi yoksa dışarıda en son abi, dışta? Abi içeri girdim, arabayı park ettim, içeri girdim. Tabii ben...
normal şartlar altında orada ailemi falan karşıladığım zaman sorun olmuyordu. Bekliyordum dışarıda. Hani şıklık olsun diye eşimi içeride karşılayayım dedim. Güzel. Orada da arabayı çekiyorlarmış. Ben hiç bilmiyordum. Çektiler sonra mi? Da yaya kaldık. Çektiler evet. Arabayı çektiler. Evet geldim ben böyle valizimle falan. Araba yok. Biz valizle araba almaya falan gittik. Güzel anı olmuş ama ha. Evet. Bir şey olmaz. Kız isteme nasıl oldu? Bizim evde böyle babaannemin sözü çok geçer. Beni büyüten de yani çocukluğumda falan babaannem. Yani annem çalıştığı için. Dominant bir karakter midir babaannem? Çok. Valla. Çok. Böyle ya bir... Zaten şey işte bu çocukla tanışılacak dedi bana. Hepimiz babaannemin sözünün üstüne öyle kolay kolay laf söylemeyiz yani. Dominant bir karakter. Öyle mi ya? Tabii. Geldiler böyle işte dayısı, onların ailede de aile büyüklerinden dayısı var falan. Babası, annesi, dayısının eşi. Biz de işte babaannem, halam, babalarım, babam falan. Böyle kalabalığız. İsteme olacak. Böyle konuya girsinler diye bekliyoruz. Dayısı isteyecekmiş aile büyüğü olarak. Şimdi bir anda dayısı ayağa kalktı. Dedi ki Allah'ın emri, peygamberin kavliyle biz oğlumuza, kızımızı istiyoruz dedi. Babaannem böyle bir durdu. Şimdi dedi biz bu kız dedi birisine verecektik nasıl olsa. Bu çocuk da iyi efendi. Ben annesini de tanıyorum zaten. Olur münasiptir dedi. Anladım. Öyle işte uygundur dediler ve o an orada bütün her şey gerçekleşmiş oldu. Ne? Zaten söz de o sırada oldu. Yani söz, isteme hepsi onların. Ne güzel anlattın bu arada. Babaannenin taklidini falan çok güzel yaptın ha. Vallahi babaannen hakikaten. Babaannen senin karakterinin üzerinde çok etkili mi? Çok sen de dominant mısın? Çok. Çağırma bak. Ben o üç ayın sonra cezasını bir çektim Mesut Bey. Kangal köpeği gibi her gün. Çok mu? Hakikaten mi hocam? Kararları genelde tabii hanım mı alır? Evet. Yani benim aldıklarım bile aslında o almıştır. Anladım senin üstüne geldik ama. Onaylar diye şey olmaz yani. Öyle mi? Tabii. Memnun musun bu durumda Onurcuğum? Memnunum rahat abi. Şey değil. Çok düşünmüyorsun. Güzel oluyor. Yani babaannenin aynısı mı olmuşsun sen? Evet, karakterime çok yansımış. Gerçekten? Evet. Hocam, hadi gel ben senin abinim. Muzdarip misin bu durumdan? Bir karar almak istiyor musun kendin? Yok, ben yani karar alırken zaten eşime danışıyorum da. Şey değil yani. Ben de soruyorum ne cevap veriyor? Kendin karar almak istiyor musun? İstiyor muyum hayatım? İstiyormuşum abi ben. Oğlum sana soruyorum. Birey olarak sana soruyorum. Ben Onur'la konuşuyorum. Yok, o kadar da benim az önce egzecere ettiğim kadar bir durum yok ya. Yani. Kendi kararlarımı alabiliyorum. Çocukla kadar ilgili kararları kim alıyor? Onu ben çocukla alıyorum. İlgili kararları beraber de alıyoruz. Daha. Ben alıyorum diyor hocam. Ben alıyorum. Hayır onun sebebi şu çünkü ben çocuk gelişme eğitim öğretmeniyim. Yani alana daha hakimiyetim olduğu için hı-hı bana bırakıyor karar alma konusunda. Anladım. Evet. O yüzden. Tabii çok yoksa yani. Yoksa tabii. Yoksa istediği kararı alır olur. Ya yoksa çok iyi bir baba. Elbette. Senin izin verdiğin kadar iyi bir baba bence. Ya gece kalkar mısın diyorum. Kalkıyor mesela hep böyle. Ben uyumak istiyorum, yoruluyorum diyorum. Geceleri o kalkıyor falan. Öyle işte. Onur çok zor durumda ise şöyle yapacağız biz anlarız. Kahve kültürünüz nasıl? Kahveden anlar mısınız? Ben çok severim. Ve ne içersin genelde? Ben daha çok filtre kahve seviyorum. Biraz böyle ama ya da Amerikano. Şimdi tam otomatik espresso makinesi tanıtıyoruz ya biz şu an. Tamam ama filtre özelliği de var. Yemin ediyorum bilerek yapmışız gibi oldu şu an. Allah Allah ben de şaşkınım. Filtre kahve özelliği de var. Başka ne özelliği varmış baktın mı? Birkaç tane var orada. Amerikano var, cappuccino var, latte var. Farklı kahve türlerini yapıyor. Güzel de yapıyor, köpüklü yapıyor. İnceledim ben. O kadar güzel tanıttın ki bu makineye ben veremem. Bir an içinde heveslendirmek istedim. Yapamam. Yok. Gücüm yetmez. Gidin kendiniz alın taksitle. Yapacak bir şey yok. Sen hocam kahve kültürün var mı? Benim de sadece filtre kahveden ibaret. Evde kim yapar kahveleri? Kahveleri eşim yapar. Ben ona da doğum gününde bir filtre kahve makinesi hediye aldım. Öyle mi? Evet. Nereden aldın? Philips'ten aldım. Ya bırak! Bırak! Al makineyi o yüzden biliyorum. Ya başka modelleri de var bunun. Makineye o yüzden hakimim. Ne özellikleri olduğunu. Anladım. Philips mi sizinki? Evet. Benden de size Mesut abinizden 7. senenin sonunda birer kahve daha. Teşekkür ederim. Var mı kahveden anlayan seyircimiz? Ah bak dünya tatlısı şurada. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne haber? Teşekkür ederim. Anlıyor mu kahveden? Anladığımı düşünüyorum ama kahveyi çok severim. Ben de hanımefendi gibi daha çok Amerikano içiyorum ama bu makineden bizde var. Anlat bakalım nasılmış makine? Çok da araştırarak aldım piyasadakilere. Makinenin özellikleri çok güzel. Özellikle Latte Go özelliğinden bahsedeyim mi bir?
Seni Allah bu kadar ne oldu lan? Bahset, ben susuyorum bak. Yani buyur. Her gün biz evimizde, hatta onu güzel bir köşeye koyduk. Kahve köşesi olarak. Evimizde kafe ortamında gelen misafirlerimize de böyle kafede içtiğimiz, hatta daha lezzetli, daha güzel kahveler sunabiliyoruz. Evde kafe mi sizin eviniz? Kafede mi yaşıyorsunuz? Nerede eviniz? Dalaman, Muğla'dan geldik. O kadar biliyoruz lan. Evinizde kafe köşesi mi var? Ne var? Ya hayır, bu makineye çok özen gösteriyoruz. Hani evde güzel bir eşya ortaya konur ya. Aha. Hatta onu da eşim, ben tezgahın üzerine daha derli toplu durmasını isterken makine çok güzel. Bunları güzel bir köşeye koyalım. Ne oluyor ya? Şunu da söyleyeyim. Tam görevimi yapmış olayım. Dediniz ya hani ben bu makineyi veremem diye. Neymiş? Makineyi veremem. İşte bütçem yok dediniz ya. Makinenin şöyle bir özelliği var ya. Bütçesiz diye. Şöyle bir özelliği var bedava. Yaptığınız kahveleri sayabiliyorsunuz. İçinde bir sayıcı var. Kaç tane americano, kaç tane latte yaptığınızı. Onu merak edip saydığım zaman dışarıdan aldığımız şu toz paket kahvelerle aynı fiyatta, hatta çekirdeği ucuza alırsanız daha ucuza denk geldiğini gördüm. O yüzden çok okuyanım. Ver mi gibi? Bir alkışlayalım efendim. Yemin ediyorum en çok Philips alkışlıyor. Ayakta alkışlıyor ben Philips böyle. Oğlum otur artık azıcık, siz de ağır olun, cool olun. Ver bakayım adama. Ne haber baba? Merhaba. Bütün bunlar gerçek mi yoksa hanımefendi uydurdu mu? Şöyle gerçek. Ya benim eşim kahve bağımlısı. Bu makineyi alırken ciddi anlamda araştırdık. Hatta biz bu modelini alacaktık. Bir alt modelini aldık. Ama yine aynı özellikler var hemen hemen. Sadece bunda fazladan kahve özelliği var. Fazladan kahve özelliği. Zaten kahve makinesi bu. Herhalde şöyle. Resmi ötekiyle çay koyuyoruz daha çok herhalde. İyi. Şöyle işte. Bizimkinde 8 mi, bunda da 12 mi, öyle bir şey yani. Hani ama çok keyifli yani. Ben aldıktan sonra çok memnun kaldım. O yüzden hani özel bir köşeye koydum. Hani gelenlere de sürekli kahve yapıyoruz yani. Ne kadar tatlısınız ikiniz de sizin. Teşekkürler. Vallahi teşekkür ederim arkadaşlar. Buraları yayınlıyoruz. Eyvallah. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Coşkun arkadaş. Hanımlar beyler, Philips Lattego 5400 tam otomatik espresso makinesi. Filtre kahveden cappuccino'ya. Kahve içmenin 12 en keyifli yolunu size sunuyor. Kişiselleştirme özelliği sayesinde evin her üyesine bir renk atayarak istediğiniz kıvamda istediğiniz kahveyi hemen buluyorsunuz, hemen içiyorsunuz. Philips Lattego 5400 tam otomatik espresso makinesi sayesinde tek bir tuşla istediğiniz kahve istediğiniz kıvamda sizin oluyor. Afiyet olsun. Evlenme teklifini hanginiz etti? Ben. Nasıl etti? Klişeleri hiç sevmez eşim. Ben de eşim çocuk gelişimi öğretmeni olduğu için ve kendisinin de böyle çok güzel çocuk kitapları koleksiyonu var. Eşime bizim hikayemizi isimleri değiştirerek falan bir çocuk kitabı yazdım. 60 sayfa. Sen yazdın? Evet. Çok güzel. Ya gerçekten ben prensesim, babaannem kraliçe. Çocuk baban niye de tavlamaya çalışıyor? Mecbur, ne yapsın? Kraliçe yapmış, mecbur. Mesut Bey, kraliçe beni yerde tekmeliyor. Bizim aile de farklı bir krallık ama yani sadece o taraf... Gerçekten. Yani. Dur, azıcık bir anlat şu çocuk kitabını. Şimdi sen ben prensessin, babaannen kraliçe. Başka annem baban? Var, onlar da varlar. Onlar da işte krallıkta, işte kon. Krallıkta mutfakta babası diye. Baba da korkmuyor. Tamam. Sizin aile nasıl çocuk kitabında? İşte bizimki de birisi kraliçe, birisi kral. Sen nesin? Prens. Ben prens tabii. Tabii oğlum, ben yazıyorum kitabı, prensim. Tamam. Kendi yazdığım hikayede tabii ki. Anlat bakalım Onur Prens. Sonra? İşte ondan sonra eşimin kraliyetinde işte bir eş bulma durumu oluyor. Ben de işte orada bana anlatılıyor falan. İşte ben de gidiyorum Suret Kitabı diye bir kitaptan bakıyorum resmine. Facebook yani. İşte oradan görüyorum ediyorum falan. Delirmiş ondan bu adam. Korkudan delirmiş. Suret Kitabı'ndan baktın, resmine bakıyorsun. Evet. Kitapta beğeniyorsun. Sonra işte en sonuna doğru geliyorum. Bir göktaşı gelecek oluyor. İşte ona bir tane Pegasus gidiyor, kafa atıyor, göktaşı... Işte ay sokayım buraya kadar. İnanarak dinledik. Uçan ata bak, göktaşı da kafa atıyor. Ama ne kudum taşı diye. O göktaşının parçalanan parçalarından bir tanesini
alıyor, bana yüzük yapıyor. Hikayenin en sonunda böyle bir kitap şeklinde, kutu şeklinde son sayfayı çevirdiğinde yüzük çıktı. Yüzük de annesinin yüzüğü. Yani annesinin pırlantası, babasının kullandığı. Ben çünkü böyle aile yadigar yüzükleri çok severim. Evet. Hani bir lira harcamadın yani. Anne razı olsun. Annenin yüzüğü böyle kitapla mitapla filan. Kaleme para vermiş. Arada bir silmiştir, silgiye para vermiş. Yok, kırtasiyede bastırmış. Bastırmış. Fotokopi mi yoksa direkt kağıda mı? Yok, matbaada. Bayağı gayet. Matbaada bastırmış. Vay. Resimler falan yaptırmış. Sen hani direkt annenin yüzüğünü hanıma verdin. Evet. Oğlum sen onu da vermişsin. Sen sana da her şeyi vermişsin. Babaanneye de verdin mi bir yüzük? O da belki kabul etmez. Yok, babaanneye yüzük vermedim. Anladım. Ama çok güzel. Yani bu bizim güzel. İçin çok güzel bir anı. Yani şu ana kadar çok güzel bir anı bizim için. İlişkisindeki en güçlü evlenme teklifimden bir tanesi gerçekten. Teşekkür ederiz. Yani o kitabı belki bir gün hani gerçekten böyle bir bastırıp kızımıza hediye, yani o saklasın falan. Ana. Kız kaç yaşında? Bir buçuk. Bir buçuk. Allah başlasın. Nerede söyledin hamile olduğunu? Bizim şöyle bir hikayemiz var. Bizim bebeğimiz tüp bebek. Tamam. O yüzden hastanede, yani ben onu söylemek gibi bir durumum olmadı. Çünkü birlikteydik hastanede. Zaten böyle bekliyoruz. Hani sonucu bekliyoruz. Tahlili verdik. Doktor gelip işte tebrik ederim Meran'cığım, Onur'cum çok iyi. İşte sonuçlar çok yüksek falan. Ama durun hani sakin olun, yani her şey olabilir falan. Öyle öğrendik yani, böyle hastane ortamında. Girdin mi doğuma öğrendik. Onur? Doğuma girmedim. Giremez. Çünkü dur bir Onur'a sordum. Allah sen dur acık. Çünkü bizim eşimde gebelik zehirlenmesi oldu. Geçmiş biraz olsun. Kızımız erken doğdu. Öyle mi? Geçmiş olsun. İyi evet. Mi şimdi? Şu an şimdi iyi. Çok oh, harika. Evet. Geçmişler olsun. Ama öyle olmasaydı da giremezdi. Onu çok ciddi kan tutuyor böyle, hastanede falan kötü oluyor. Giremez. Ha. Zaten hani bu süreçte de söylemişti ya, sakın benden girmemi isteme. Çıktıktan sonra ne istersen bak, hani emzirmek hariç her şeyi yaparım ama. Ben sende öyle bir vibe var ki emzirir bu herif, ben sana söyleyeyim. Gerçekten hayatım, bak bak bak, Allah sen bir bak. Bir bak, sen de kabul edersen emzireyim ne olur. Bir dene beni ya. 5 dakika beni bir dene lütfen lütfen. Kavga ediyor musunuz arada? Ediyoruz. Ediyoruz. İlk evlendiğimizde çok ediyorduk. Yani evliliğimizin ilk yılları, özellikle ilk 2 yıl. Aa, bağır çağır. Bağır çağır. Tabii. Hatta böyle evden git falan. Öyle. Kim kimi kovuyordu? Genelde ben kovuyordum. Hayda, hep beraber şaşırdık. Mümkün mü ya? Ama şu var. Gidiyor muydun hocam? Gidiyordum. Yok, gitmiyordum. Genelde gidiyordu. Yani bir dolaşıp geliyordu. Ha tamam. O kadar. Mahalledeydin. Sinir geçene kadar. Evet. Mahalledeydin. Tabii tabii. Ama en sert ne duydun hanımdan Onurcuğum? En sert duyduğum işte git. Hani. O kadar. Başka? Daha böyle yani. Şey gibi böyle küfür değil de asabını bozan, canını sıkan bir şey duydun mu yani? Duymuşsun, gözlerinden anlıyorum. Rahat ol. Duydum. Evet. Ne dedi? Duydum da bunlar... Bunu söylemem canım ya. Yani. Geçelim. Burayı. Söyle ya. Bir şey olmasın. Yok. Daha sert bir şey duydum. Evet, geçelim. Söyle, şimdi hatırlamıyorum. Lan oğlum. Ama siniri, eşimin siniri böyle anlıktır. Anlık söyleyecek, kusacak, rahatlayacak. Tamam mı? Bırak canım o sıra. Benim eşim diyorsa haklıdır zaten ya. Az bile söylüyordur Mesut. O dedi de Allah sana. Vallahi yayınlamayacağım. Söz veriyorum sana. Yok. Söz. Evet. Bir alkışlayalım söyleyecek. Ne var o kadar? Ne söylemiş olabilir? Ne olabilir yani? Yok canım, yani ben bunu söyleyemem. Yani. O kadar. Sen hatırlıyor musun hayatım? Ne dedin yani? Hatırlamıyorum ki. Ben çünkü çok anlık sinirleniyorum ya. Onu sonra ben unutuyorum. 2 gün sonra bana sorun o kavgada ne söyledin diye. Bende yok o. Yani kavga da yok bende. Ama evliliğimizin ilk yıllarında çok kavga ediyorduk. Olur gerçekten. Ama ilk tanışınca olur yani tabii. Evin içinde. Şu an sakinlediniz. Artık başka hayat gayeliniz var. Tabii tabii. Ya ilk evlendiğimizin ilk yılları bizim biraz düğünümüzde bazı ufak tefek pürüzler oldu. Ne oldu? Şimdi çok böyle komik ama bu. O zaman için benim için çok kıymetliydi. Müzik geç girdi. Müzik geç çaldı yani. Güzel Türkçemizde bir cümle vardır. Derdini sikeyim diyebilir misiniz? Türkçemiz çok elastik yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakma ben şimdi öyle egzajere ettim ama o hayalindeki gibi olmazsa o ilk dans tabii ki canın sıkılır işte, yani. İşte tam öyle. Ne yani... kadar geç girdi? Yarım saat geç girmiş. Evet, evet. Bekliyorlar. Evet, yarım saat geç girdi. Mümkün mü hayatım, ne demek yarım saat? Çünkü o kuran ekip işte flash'ta virüs var vesaire diye bilgisayara yükleyememişler müzikleri falan. Hani biz onlara flash'ı vermiştik. Öyle olunca flash'ı o ekibe veren de hiç kontrol etmemiş. Biz geldik, salona gireceğiz. Bekliyoruz kapının önünde. Çalmıyor müzik yani. Ana!
Neydi? Ve bu sırada nikah memuru falan bekliyor. Belediye başkanı nikahımızı kıyacak, bekliyor. Belediye başkanı mı? Evet, Burdur Belediye Başkanı geldi. Belli. Nikahımızı siz demek ki nüfuzlu ailelersiniz. Kesin babaanne yani. Ayarlamıştır, ben sana söyleyeyim. Bir de Burdur küçük yer yani. Burdur çok küçük bir yer. Yani belediye başkanı Burdur'da belki o yaz bütün nikahlara kıyıyor olabilir. Ana! Yani. Tatlı çok bir adam belli ki yani. Aynen. Evet, çok iyidir kendisi. Müzik böyle geç girince tabii ben çok sinirlendim o sırada. Gerçekten bayağı böyle bir kötü oldum. Hangi şarkıydı Onur? Modelden Pandalar. Kocan Kadar Konuş filminin soundtrack'i. Mırıldanın bakayım. La 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 la. Çünkü aşık oldum ben. La 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 la. İşte pardon ne dedin duymadım, dünyadan biraz uzaktayım. Bulutlardan... Duyduğum en kötü düğün şarkısı yani. Şarkı kendi içinde güzel olarak düğünle ne alakası var bu melodinin? Onurcuğum bu şarkı senin içine sindi mi yoksa hanım mı seçti bunu? Şarkıyı ben buldum. Hadi lan oradan. Valla evet. Aslan Onur en son kararı düğünde almış. Şarkıyı ben buldum, iyi günler. Gördün mü kabarmayı demin? Şarkıyı kim buldu? Ben buldum, kocası. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi nefis bir bölümle alkışlarla devam ediyor. Kim daha çok kazanıyor? Şu an o. İlk evlendiğimizde ben kazanıyorum. Öyle mi? Kaç kat şu an? İki kat. Yani bir buçuk, bir buçuk iki. Tam tersi olsa? Hiç problem olmaz. Benim için problem yok. Hiç sıkıntı yani. Olmaz. 10 kat fazla kazansa? Yine hiç problem olmaz. İşi bırakırım abi. Çocuğa o evde bakarım. Gerçekten çocuğa bakardı. Hiç problem de olmazdı. Öyle mi? Sen öyle misin hocam? Rahat mısın o konularda? Ben rahatım. Çocuğa bakarım. Ev işini de yaparım. İyi misin ev işlerinde? İyi olduğum var. Yemek yani eşim de güzel. Söylesin. İyi yemek yapıyor. Yerim. Tamam. Yemek temizlik müzik? Yok. Temizlik. Sıfır mı? Sıfıra yakın. Camları güzel siliyor sadece. Boyu uzun, ben ulaşamıyorum. Boyu mu uzun? Kaç senin boyu? Senin kadar değil tabii de. Estağfurullah. 1.78. Yani camları silebilecek kadar işte. Yavrum kız nasıl kısaysa 78'i uzun zannediyor. Beren, senin ilk uzun ilişkin mi? Evet. Daha önce ne kadar oldu? Daha önce kısa süreli, bir aydan kısa ilişkilerim oldu. Senin şu an yaşın kaç? Benim yaşım 35. Düş 7, 28. 28'e kadar hiç olmadı mı kimse? Uzun süreli olmadı. Gerçekten mi? Evet. Bunları konuştunuz mu? Evet, sordum ben ona. Olmadı dedi. Benim oğlu dedim. Bir yıl var, bir de 1,5 yıl var. Sen bunları biliyor musun, bu adamları? Biliyorum tabii. Neciydi bu 1,5 yıl olan? Ne iş yaptığını bilmiyorum. O zaman öğrenciydim çünkü. Ha. Yani üniversitedeydik. Hiç sonra stalklamadın mı? O kişiyi mi? Yok, beni. Baktın bana daha önce. Hayatım böyle zaman kazanamazsın yani. Adama baktın mı ne yapıyor ne diyor? Bakmışsındır hayat, baktım. Herkes bakar ya. Bakılır baktım, tabii. Baktım. Baktığını biliyor muydun? Bilmiyordum. Ya orada şöyle... Hep beynir abiş. Herkes bak, 1,5 sene öpüşmüşüm. Bir daha merak etmedim. Ah merak etmedin yani. Hayır, o buraya kız arkadaşıyla size katılmış. Öyle denk geldim. Yani bile isteye stoklamak için. İlişki testine gelmiş. Evet, katılmış böyle ta eski geçtiğimiz yıllarda. Ben bütün sahneye gelmiş. Evet. Ben sizin bütün bölümlerinizi izleyince... Sen şu an ilişki testine daha önce gelmiş bir adamın eski sevgilisi misin? Evet. Çok güzel ya! Ya bile isteye stoklamadım. Sizi izlerken tamamen tesadüf denk geldim. Gördün. Gördüm. Aa dedim, hani işte kız arkadaşı varmış falan, ne güzel. Ama evlenmemişler mi, öyle mi? O sırada kız arkadaşıymış. Sevgili olarak almışız. Evet. Alırız da biz rock'n'roll evet, programı. Evet. Sonra? Sonrasını bilmiyorum sonra. Hayır. İzlediğin şeyde nasılmış ilişkileri? Bak hiç isim vermeyelim, gel biz tahminlerde bulunalım seyircilerimize. Yani ilişkileri gayet güzeldi. Bu eğlenceli bir çiftti, keyifliydi falan böyle. Evet evet. Yani izledim, hatta o bölümü de izledim ben. Baştan ben sonra? Bütün bölümü. Söyledin mi adama? Yok. Mesut'a katılmışlardı. Şimdi öğrendi o da. O da şimdi öğrendi. Ya ne olacak, bir şey yok bunda. Oğlum katılmışlar, ne olacak, eski sevgili katılmış. Hayır, bize bak o kadar çok bölüm çektik ki. Artık başkalarının eski sevgilisi geliyor. Ama bu kişi zaten, ben üniversite dedim yani. Ben üniversite yıllarındaki erkek. Üniversite yıllarındaki sevgilinin buraya gelmesi kadar normal bir şey yok. Ve çok eski. Ne dedim acaba ben şu an, hiçbir fikrim yok. Hayır çok eski yani. Tabii bitmiş gitmiş. Kaç sene öncenin hikayesi. Neymiş adı? Onları söylemeyelim. Oğlum her bak söyledik, buluruz zaten biz onları. Tamam söylemeyeyim, olsun. Bize geldiklerinde kaç yıllık bir ilişkileri vardı? Ben bulacağım onu, dur. 3 yıllık falan. 3 yıllık. Açın lan, 3 yıllık sevgili kimi almışız biz? Açmayın, uçak modunu kapatma. Evet. 3 yıllık falan bir ilişkileri 3 yıllık. Galiba. Kız güzel ama miydi? Çok detayı hatırlamıyorum. Kız güzel miydi? Güzel. Ha. Güzel. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Demek ki adam, sen de bak çok güzel kadın mısın. Demek ki adam şey, güzel kadınlarla sevgili olmuş. Sonra demek. Evlenmiş. Demek. Senin daha önce ne yok ama o adamın 2 tane güzel olmuş. Pot üstüne pot.
İnanılmaz adam çok böyle sakin adamlar genelde seri hikayetine çıkıyor ya. Böyle çarşamba falan beni götümden vururlarsa bu adam yapmıştır ben sana söyleyeyim. Aklınızda olsun. Mesut Bey elin bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Hayır bu pezevenk yaptı ben sana söyleyeyim bak. Hocam. Ne hissettin bu hikayede? Bir bok yok bu hikayede ya. Kıskanç mısın? Hiç hissetmedim yok. Kıskanç mısındır? Kıskanç olduğum zamanlar olur. Öyle mi? Burada bir şey yok. 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 Kıskanç mıdır? Hiç hissetmedim ben şimdi. Aa, içinde mi kıskanıyorsun? İşte demek ki fark ettirmeden o işi çözüyorum. Ne yapıyor acaba? Adamı dolandırıyor galiba. Beden değil, anlattığı uymuyor yani. Fark ettirmeden onun boğazını böyle... Ya ben bir kıskançlık hissetmedim. Ama şu var, biz çok rahatız bu konuda. Yani istediği ülkenin, istediği şehrine, istediği zaman, istediği arkadaşıyla gidebilir. Hiç problem değil. Kadın bir arkadaşı. O da gidiyor, o da olabilir. Hiç problem değil. Ha, öyle midir? Hanım hiç kıskanç değil midir hocam? Yani iş gezisine gittim mesela. Kimle? Böyle şirketten böyle bir 7-8 kişilik grup. Nereye gittiniz? Romanya'ya gittik. Bir de Amerika'ya gittin. Hiç eşim öyle beni darlayıp böyle neredesin, ne yapıyorsun falan hiç öyle bir şey yapmadı yani. Ne güzel. Kim bir senin eski sevgilin bize katılın? Söylemeyeyim. Ya söyle gitsin yayınlamayız ya. Buradakiler bilsin. Yok söylemeyeyim şimdi. Belki evlenmiştir bir şey olmuş. Ne olacak? Falan bitmiş falan. Gitmiş ama bak aslında tam olarak şimdi söylemen lazım. Bir bok olmadığını anlatmamız için. Ne var bunda yani? Yok. Yok yok. Yani gerçekten söylemeyeyim. Hani ya ben de çok tesadüf denk geldim. Bak, yani öyle stoklamadım. Hani gidip birisini stoklamıyorum. Öyle takip etmiyorum. Anladım yani be. İki yani. Tane şey söylemişiz. Bir, hanım sana küfürden ağır bir şey söylemiş. Onu sakladın. Sen de çocuğu saklıyorsun. İkisini de şu an söyler misiniz bana? Çok temel bir yerden söyledim. Azıcık insan olun lan. Hocam senle başlayalım. Sen küfürden ağır ne dedin? Söyle o da çocuğu söylesin. Üstüne yorum yapan şerefsizdir. Şu kimse yapmayacak yorum. Ne dedi sana? Bazı şeyler gizli kalmalı. Oğlum senin beden dilin ne kadar acayip ya. Bazı şeyler gizli kalmalı. Mesut Bey hayat çok zor. Kızcığım dünya ne yakışır adamı bu adam? Yok değil. Değil zaten beğenmemişsin ilk gördüğünde. Evet. Ama bu çocuk konuştu mu aurası var. Çok. Değil mi? Gerçekten. Böyle 6.5-7 başlıyor, bir konuşuyor 8-9 oluyor. Ya 10 oluyor. Ay eşeğin öyle kız olmuyor. Ne onlar var, 10 olur mu mümkün mü ya? Ama konuşmaya başladın mı mükemmel. Ya gerçekten mükemmel. Mükemmel bence de. Mükemmel. Tatlı bir adam yani. Çok. Kaç veriyorsun tipoloji olarak? Dürüst ol ama. 7.5 veririm. 7.5 etmez. Eder ya. Ya bu görüntü 7.5 eder. Ha uzun saçlı hali kaçtı? 6. Ha 1.5 var saçtan kırdın. Bir de sakal vardı. Sakal vardı. Şu an bana 3 veriyor gözleriyle. Hayır. Bir de sakal vardı. Boyu da 2 metreydi. Ağzına sıçayım böyle adamın. Daha top sakaldı onunki. Daha böyle top sakal. Ha. Çok hoşlanmıyorum ben. Böyle uzun saç falan. Anladım. O da kestir. Kaç ol, ne olsa 10 olurdu bu adam? Ya evlendikten sonra biraz kilo aldı. Geç onları. Kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş gözü göz. Bir tek biraz sivilce izleri var. O bir de kaşları biraz dağınık. Bir de dişle şey iki dişinle. Aslında verdiği 2.5 puan. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar eksiğe iyi vermişsin yani. Ama bunlar çok düzeltilebilir. Ne varmış dişinde? Şu yamukluk var şu iki dişinde. Dedim onun gidelim hani diş doktoruna bir düzelttirelim. İstemiyor, çok korkuyor. Ha kaşı ne yapacağız? Çok hafif bir düzeltme. Güzel. En beğendiğim fizik özelliği kocanın. Ben böyle sırtını ve bel gamzesini çok seviyorum. Böyle sırt, böyle özellikle bel gamzesinden başlayıp böyle sırt görüntüsünü çok beğeniyorum. O çok hoşuma gidiyor. Böyle bir erotik filmin başlangıcı gibi anlatıyor. Gösterdin de böyle elinle çıktın yukarıya. Azıcık sertleşince yere bakan var. Ayıp ediliyor şu an bu sayede. Bir şey yok oğlum. Kocanın bana gamzelerini ve sırtını bir şeye benzeterek anlatsana. Neye benziyor bu adamın sırtı? Böyle uçağa binersiniz. İlk böyle hızlanır da pistten çıkar ya. İlk çıkış. O sırada böyle bir heyecanlanırsın ya. Tam o. Erotik filmimiz devam ediyor şu an. Çok güzel değil mi yani? Böyle bir insan bir heyecanlanmaz mı böyle bir uçak pistten? Heyecanlanmıyoruz adamın sırtından bize ne ya? Hayır uçaktan. Anladım. Uçakla o anladım. Heyecan olmaz mı? Anladım. Tam böyle pistten evet, ayrılış. Pistten ayrılış. Sen yani. Nereden ayrılıyorsun onun sırtını görünce? Ayakların yerden mi kesiliyor? Evet. Valla? Evet ben çok severim uçağa binmeyi. O heyecanlı. Binelim bizi hiç ilgilendirmez evlisiniz. Kaç gamzesi var?
İki tane. Erkekli de Gamze ne boktan bir şey ya. Bende de Gamze var, bey Gamzesi. Bir gün öpüştürelim Gamzelerimizi. İlişkisinde ahlaksız teklif. Kaç veriyor hanıma? Korkma ama. Bak ben senin abinin yanındayım. 8. Ne olsa 10 olurdu. Hadi dürüst ol. Sadece boyu biraz daha uzun olsaydı 10 olurdu. Kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş gözü göz. Gördüğün en güzel yüz mü? Gördüğüm en güzel yüzlerden bir tanesi. 9 verdin. Bir şey evet. Daha bulalım hadi gel. Ben gayet eşime 9 puanı hak ettiği puanı veriyorum. Ben bile vermem kendime 9. Ya sen nereden çok... kırarsın hadi sen söyle. Onu da arama soruyor. Sen kendinden nereden kırdın? Onu soralım kocana. Benim bacaklarım çok kalın. Ben hiç beğenmiyorum bacaklarımı. Bacakları kalın mı hanım? Hocam, dürüst ol. Ben eşim bunu söyleyene kadar hiç kadınlarda buraya dikkat etmemiştim. Şuradaki etinin kalın olduğunu söylüyor. Var mıymış orada eti? Biraz var evet. Dur, onlara soruyorum. Var evet. Biraz var. Olmasını ister miydin oradaki et? Beni çok rahatsız eden bir durum değil. Bu yüzden puan kırmaya değmez. Yine geldi el hareketi. Yüz Bey, asla değmez. Aşk. Hastalık. Ekonomi. En beğendiğin fiziki özelliği karının. Hadi dürüst ol. Elleri gayet. Başka? Başka. Gülüşü çok güzel. Tipoloji olarak. O da aslında bir özellik değil mi? Şöyle devam etsene. Be amına kodu. Adam kibarlığından diyemedi onu. Anladım. Ellerini el demeden tasvir et. Küçük biraz elleri. O yüzden çok şirin bul diyorum yani. Bu metafor bizi yordu, anlayamadık yani. Bastı gitti. Kaç zamanda bu enerjine, bu mutluluğuna gelirsin? 1,5-2 yılı bulur. Sen kuzum ne kadar zaman sonra toparlarsın? Benim de bir 2 yılı bulur. Kardeşim. Sence Benan bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü çok hayat dolu bir insan, eğlenceli bir insan. Sen de öylesin. Ben daha aslında şeyimdir, sakinimdir. Ellerim hareket eder çok. Ben biraz daha Mesut Bey böyle çok sakin olduğum için evet. Ama eşim çok eğlenceli bir insandır. Dolayısıyla... Kendine haksızlık etme, bulur. Biz seni çok sevdik. Teşekkür ederim. Değil mi? Sevildin, sakin ol. Hemen coşma, sevildin, tamam. Senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayat yolunda sence? Kesin bulurdu. Nereden anlıyorsun? Ya çünkü benim de yani bazı olumsuz özelliklerim var. Böyle işte parlamalarım, bazen böyle yüksek perdeden çıkışlarım falan gibi. O yüzden kesin o şekilde bulurdu. Onur Benan'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Benan Onur'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Ben bulamazmışım. Gerçekten bulamazdım ben. Herkes haklı. Hakikaten bulamazdım. Ben şimdi Türkçeden Türkçe'ye... Bunu yemeyin. Türkçeden Türkçe'ye çevireyim. Sikeceğim belanızı artık. Böyle olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Babaanneme de sordum. O da aynısını söyledi. Hocam, hadi gel. Sana bir sihirli çubuk verdim. Fışt yaptın. Hangi huyu değişsin? Çabuk parlamaları. Bunu konuştuk. Ama nasıl parladığını bize bir anlatamadın daha. Geçmedi bize. Asla unutmam. Fil gibiyimdir. Nasıl parlıyor mesela? Yani çok yüksek perdeden sesi yükseliyor. İşte... Yüzüne bağırıyor mu senin? Tabii bağırır. Vallahi. Bağırır. Ağır konuşuyor. Tabii. Ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Sen kuzum. Ya bence ben başka bir şey söyler diye düşünmüştüm ama ben onun tuvalet sıkıntısı gezsiniz derim. Giriyor çıkmak bilmiyor. Senden kaçıyordur içeride. Bazı yaşam alanıdır o yani. Değil mi? Öyledir tuvalet bazen. 1,5 saat durursun içeride. Ya evet çok uzun kalıyor. Vallahi senden kaçıyor yeter ki. Ama bu sefer çocuk gidiyor işte baba baba diye. Ondan da kaçıyor. Adam kendine bir bak. Bu adam zaten öyle hayatta kalıyor ben sana söyleyeyim belli yani. 1,5 saat günde sıça sıça hayatta kalıyor böyle. 3'te giriyor 4,5'a kadar. Hayat bu be. Hayat bu be. Ne yapıyorsun hocam içeride saatlerce? O kadar da saatlerce değil yani. Maksimum durduğum 20 dakikadır yani. Aha. Seviyor işte... musun orada yalnız kalmayı? Karikatür okuyorsun, bir şey ben okuyorsun. Ben bir sıçarım bak. Çünkü beden dili öyle gösteriyor. Ben, bak dinle.
Mesut ben bir... Evet. Bu konuda birkaç video da izledim. Birkaç video mu izledin? Evet. İstemiyoruz bunu öğrenmek. Yani bütün erkeklerin böyle bir tuvalet alışkanlığının olduğuna dair. O bir kültür. Evet. Öncesi, sırası, sonrası tabii bir şey ben okuyarak... Ben telefonumu alıp bir şeylerimi okuyarak zamanımı orada geçirip sonrasında çıkıyorum yani. Normal. Bana sorarsanız. Bence de. Bizim bir süredir başladığımız bir bölüm vardı. İlk bölüm artı ikinci bölüm ne konuştuk diye. Hatırladığınız cümleleri, kelimeleri alayım. Babar ne? Latte go mu? Oda. Ne odası lan? Ha, yalnız kaldıklar herhalde. Öyle mi alırsınlar oda diye? Mesut Bey 112 numara. Kraliçe 3 ay. 3 ay ne? Ha 3 ay gitmedi ya. Hele başka. Bel Gamzesi. Aç lan Gamze'ni neyse ne. Uçak pisti. Ağır cümle. Onu çok merak ediyoruz hepimiz. Eğer söylersen akşam sana Gamze'mi göstereceğim benim dediğim. Bu kadar herhalde. Ne? 5400 mü? Oğlum yeter artık sizin hizmet pahalınız. Her bölümün sonunda olduğu gibi. Öpüşüm önce olsun. Puanlama. İyice aklım gitti benim. Hadi Philips'i puanlayalım. Çağdaşlık. 10 üzerinden. Gitmiş adam tatile. Hanım gitse tatile senin tavrın ne olur? Eşim de gitti tatile. Arkadaşlarıyla. Arkadaşlarıyla. Kız erkek karışık. Evet. Hiç aramadın etmedin. Yani o aramadığı sürece ben aramadım. Rahatsız süpersiz. Etmedim. Bravo size. %100 güven var. Evet. 10 diğerler o desin. Sadakat. Bir bok yememişsiniz yani. Hiç başka bir kadının adı geçti mi kim bu Yelloz diye? Yok. Başka bir adamın? Yok. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Babaanneyi de katarak. 10 üzerinden 8 üzeri diyenler o desin. Sevdiler sizi. Bence eğlenceliyiz. Bana da dikte etmeye çalışıyor şu an. Çabuk söyle 10 versinler. Sıçarım bak. Zaten ona bağırdılar daha önce. Hanımlar beyler. 6 yıldır ilişki testi izlediniz. Instagram takibi var mı? Nanay şu an bu bölümde en az 3 kez kahkaha atmış. Herkesi Instagram Mesut Süre hesabını takip etmeye çağırıyorum. Hep beraber 300 bin olacağız. Zaten 30 bin civarı insan kalmış. Haydi 300 bin olalım. 300 bin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişkisi sona eriyor. Alkışlarla. Bay bay. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Daha çok, daha çok.